Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bu sıkıntılı günlerde hepimiz elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. Bütün hastalara da şifa diliyorum bu arada. Bu arada bir hafta oldu kanalıma açalı. Destek olan, yorum yapan, abone olan, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten beklemediğim arkadaşlardan destek geldi. Sağ olsunlar. Ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tabii daha yeniyim. Umarım daha güzel olacak her şey zamanla. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün tavuk dünyası menüsü yapacağız. Aşamalı olacağı için şimdi malzemelerin hepsini saymıyorum. Zaten videonun altına detaylı yazacağım. Aşamalı olarak yapacağız ve hep birlikte yaparken zaten anlatacağım. Şimdi önce tavukları soslayarak buzdolabına biraz bekletmem gerekiyor. Önce ondan başlıyoruz. Malzemelerimiz tavuk için 700 gram kadar tavuk göğsü kuşbaşı doğranmış. 2 diş sarımsağımız var. Toz biber, pul biber ve karabiberimiz var. Kekik ve köri. Şimdi bunların hepsini karıştıracağım. Soslayacağız yani dolaba koyacağız. Bir 2 saat falan dinlenmesi lazım ki sos güzelce içine çeksin ve daha yumuşak lokum gibi bir kıvam alsın diye. Bu şekilde. Şimdi sarımsaklarımızı da içine yazacağız. Sarımsak çok yakışıyor. Bütün et yemeklerine inanılmaz yakışıyor, lezzet veriyor. Zaten ben çoğu yemeğe kullanıyorum. Bir de çok faydalı antibiyotik. O yüzden mümkün olduğunca yakışan yemeklere koymaya çalışıyoruz. Bir gece bekletirseniz daha iyi olur. Misafirleriniz geleceği zaman falan. Akşamdan soslayıp, streçleyip dolaba atarsanız sonraki gün yaptığınızda daha güzel çekecektir içine. Sosu daha güzel olur. Bu arada bu tarif gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Çocuklarınıza falan yapabilirsiniz her zaman. Artık malum dışarılarda yemek yiyemiyoruz. Böyle evimizde elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi birazcık da zeytinyağı koyacağım. Evet, yeterli. Bunu güzelce karıştıracağım şimdi. Dolapta dinlenecek. Sonra yapmaya başlayacağız. Köri çok yakışıyor zaten. Bütün baharatlar var. İsteyen isot falan da koyabilir. Baharatları çeşitlendirebiliriz böyle. Sizin tercihinize kalmış bir şey. Evet, karıştı. Şimdi bunu streçleyip dolaba kaldıracağım. Saat dinlendireceğim. 2 saat sonra pişirmeye başlayacağız bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi dolaptan tavukları çıkardım. 2 saat dinlendi. Tavaya biraz sıvı yağ aldım. Birazcık ısındıktan sonra, ısın olması lazım, tavukları koyacağız. Bu arada makarnanın suyunu da koyduk kaynamak üzere. Birazcık tuz ekledim. Böyle yarım paketten birazcık fazla. Yani yarım paket falan peynir makarna vardı. Bundan yapacağız. Yoksa başka makarnalardan da koyabilirsiniz evde.
güzel kokuyor bu arada. Bu arada baharatlardan gelen koku çok güzel. Gerçekten. İyice kavrulacak bir şekilde. Makarnamızın suyu kaynadı. Makarnayı ilave edeceğim. Makarnaya zerdeçal ilave edeceğim. Böyle 2 tatlı kaşığı kadar, 1,5 tatlı kaşığı ekledim. Çocukların çok sevdiği menülerden birisi. Zaten çocuklar tavuk sever, patates sever, makarna çok sever. Ben dolapta bekleteceğim, tuz koymamıştım. Şimdi tuzu da ilave edeceğim. Bu şekilde sote edeceğiz. Şimdi kapağını kapattım. Tavuklar suyunu bırakıp çekene kadar bu şekilde pişireceğiz. Zaten gözü çabuk pişer. Burada da makarnalarım haşlanıyor şimdi. Çok güzel rengini verdi zerdeçal. Bu arada zerdeçalın faydaları çok. Öksürük, yani öksürdüğümüzde ya da gribal durumlarda yani balla sütle karıştırıp içiyoruz biz. Yani onu da deneyebilirsiniz bu arada. Tazesi de satılıyor artık. Önceden toz alıyorduk. Ben şimdi buna toz koydum. Tazesini de soyup yine sebze çorbalarına ekleyebilirsiniz. Minicik, bir küp şeker kadar. Rengi de çok güzel. Hem de çok faydalı. Bu şekilde makarnamız haşlanacak. Tavuklar suyunu bırakıp çekecek. Ondan sonra devam edeceğiz yine. Evet, tavuklarımız pişiyor çok güzel bir şekilde. Burada da makarnamız haşlanıyor. Rengini o kadar güzel aldı ki. Bunu normal makarna yaptığınızda bile böyle bir tatlı kaşığı zerdeçal koyarsanız bu rengi alacak ve böyle bal rengi gibi oluyor. Çok güzel oldu. Şimdi tekrar pişmeye bırakıyoruz. Evet, makarnamız haşlandı. Rengini de aldı. Şimdi ben bunu süzeceğim. Ama soğuk suya tutmayacağım. Bütün vitamini gidecek. Ayrıca bu süzdüğüm suyu da yine çorbalarda falan değerlendiriyorum. Çöpe dökmüyorum çünkü bütün vitamini zaten suyuna geçmiş oluyor. Şimdi makarnamızı süreceğiz. Bu arada tavuğumuz da pişmek üzere. Suyunu bıraktı. Çok az daha çekmesi var. Gayet güzel. Evet, makarnamızı süzdük. Şimdi birazcık tereyağı, biraz da sıvı yağ koydum. Bu arada bir paket kremamız vardı. Yarısını tavuk için kullanacağız, yarısını da makarna için. Siz daha çok kremalı severseniz bir paket de kullanabilirsiniz. Yarım paket yeterli oluyor. Çünkü tavuklar suyunu bırakıp çekti. Bu şekilde birazcık daha pişecek. Ondan sonra tamam zaten.
Kalan kremamızı da buna boşaltıyoruz. Çok kaynatmayacağız kremayı. Böyle kaynama noktasına geldi ama makarnaları ilave edeceğim. Tamamdır. Makarnamız tamam. Krema döktük zaten. Şimdi birazcık daha böyle çekene kadar pişecek. Sonra lokum gibi olacak. Bu arada ben salatamı da yaptım onlar pişerken. Birazdan hepsini servis yapacağız. Evet, yemeklerimiz pişti. Tavuk kremasını çekti. Çok da güzel oldu. Lokum gibi oldu. Onlar pişerken salatamı yaptım. Mevsim yeşillikleri ne varsa kıvırcık, yeşil soğan, taze nane, maydanoz, havuç, turp. Bu arada yazdan haşlayıp ayıklayıp koyduğum mısırlar vardı. Ondan attım üzerine. Limon ve zeytinyağı, bu kadar tuz. Şimdi sunumunu yapacağız. Şimdi sunumlarımızı yaptık. Umarım siz de denersiniz. Ben gerçekten tavuğun bir parça tadına baktım. Çok güzel olmuştu. Mutlaka tavsiye ederim denemenizi. Böyle tavuk dünyası evimizde artık. Zaten dışarı çıkmıyoruz. O yüzden evinizde deneyin mutlaka. Afiyet olsun şimdiden. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden desteğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.